Merhaba arkadaşlar. Yeni bir seri değil de normalde hani iş Japoncası yapıyorduk ya. Onun notları yapıyordum onunla ilgili. Şimdi şeye geçelim diyorum. Keigo. Keigo'yu biliyorsunuz. Japoncanın biraz zor kısmı. Keigo no kihon. Keigo saygı dilinin temeli. Yani bu videoda saygı dili nasıl oluyor? Hangi kısımlar ayrılıyor vesaire. Bakalım mesela keigo tsukau aite. Keigo'yu kullandığınız tsukau aite kişi, karşıdaki kişi. Aite karşıdaki kişi demek. Yani kime karşı kullanacağız? Keigo tsukau ryu. Yani neden keigo kullanıyoruz? Japonlar kullanıyor yani. Keigo no shurui. Shurui çeşitleri demek. Yani keigo'nun çeşitleri var. Onlara bakacağız. Anlatabildiğim kadar. Şimdi bakalım Keigo tsukau aite. Yani Keigo'yu kime karşı kullanacağız? Kullandığımız kişi. Joshi patron demek. Patron. Mesela işte Shacho, şirketin patronu. Bucho. Şu Bucho ve Kaço var. Bunlar bölüm başkanı. İkisi de aynı şekilde. Hani bir bölüm var, o bölümün başkanı. Patron yani patron gibi. Bunlara karşı Keigo kullanacağız. Çünkü biz eğer onların çalışanıysak onlarla konuşurken Keigo kullanmamız gerek. Hokano kaisha no hito. Başka şirketin çalışanları, hito kişileri. Torihikisaki yani iş yaptığımız kimse, ticaret yaptığımız kimse, nado gibi kişiler. Yani başka şirketleri. Hajimete atta hito. İlk defa tanıştığımız, ilk defa buluştuğumuz kimselerle. Hajimete atta hito. Bunlara karşı keigo kullanacağız. Başka sensei öğretmen, öğretmenlere karşı keigo kullanacağız. Hajimete atta hito. Bunu yazmışım zaten. Evet, gene tekrar ilk defa tanıştığımız kişilere karşı kullanacağız. Yani Jibun no kaisha no joshi, kendi şirketindeki patronlara karşı. Hoka no kaisha no hito, başka şirketteki kişilere karşı. Gakko no sensei, okuldaki öğretmenlere karşı. Hajimete atta hito, ilk defa tanıştığımız kişilere karşı. Amare shita shikunai hito, yani hiç pek samimi olmadığımız kişilere karşı keigo kullanacağız. Buraya kırmızı bir not düştük. Ne bu? Kazoku ni wa, ailenize karşı keigo tsukawanai, keigo kullanmıyorsunuz. Çünkü aileniz o sizin. Ailenize karşı keigo kullanılmaz. Yani samimi olduğunuz kişilere karşı kullanmamıza gerek yok. Hatta kullanırsak yanlış anlaşılabilir. Yani mesela siz mesela en yakın arkadaşınıza şöyle deseniz merhaba nasılsınız deseniz mesela yanlış anlar. Hani hayırdır hani aramız mı açıldı acaba diye. Yani yerine göre kullanmak lazım. Nerede kullanmamız gerektiğine göre. Keigo tsukau ryu. Keigo'yu kullanma sebebi ryu sebep. Anata no koto taisetsu ni omaimasu. Taisetsu ni omou, hani değerli düşünmek, hani seni önemli olduğunu düşünmek. Hani sana değer vermek, sana değer verdiğim için taisetsu ni omaimasu. Anata to senin ile iyi kanki, güzel bir ilişki tsukuritai. Kurmak istiyorum to omaimasu. Hani böyle düşünüyorum, kurmayı düşünüyorum. Seninle iyi bir kanki kurmayı düşünüyorum. Soyu kimochi o aiteni tsutaerareru. Bu kimochi duyguları aiteni karşıdakine tsutaerareru iletebiliyoruz. Bu keigo ile. Nazik konuşmak yani. Nazik konuşuyoruz. Keigo no shurui. Evet, en güzel kısma geldik. Keigo no shurui. Keigo'nun çeşitleri. Şimdi aklınızda keigo evet saygı dili ama çeşitleri de var Japonca'da. Bir son keigo. Bunlara sonra değineceğiz. Ha, şimdi kısaca değineceğiz ama detaylı değil. Son keigo 1. Son keigo 2. Kenjogo 3. Tenego. Bunlara bakacağız şimdi. Şimdi ben var bir de arkadaşım var. Şimdi ben arkadaşıma Shumatsu wa nanishite ta? Hani hafta sonu ne yaptın, neler yaptın diye sorabiliyorum. Keigo kullanmıyorum burada. Niye? Arkadaşım. Hani samimi olduğum kişi.
Diyelim mesela başkan var, işte şirketin başkanı, bölüm başkanı. Yani benim altında emrinin altında çalıştığım kimse. Ben buna çuva nanişteta diyemiyorum. Çünkü o bir yani benden üst seviyede makam olarak. O yüzden bu şekilde arkadaşıma konuştuğum gibi konuşmuyorum. Arkadaşımla konuştuğum gibi onunla konuşmayacağım. Şimdi Keigo'da 3 çeşit var dedik. Saygı dilinde. Şimdi birinci çeşit neydi? Son Keigo. Son Keigo. Saygı dili. Gerçi hep saygı da. Şimdi arkadaşlar Son Keigo'da karşıdakini bakın. Normalde aynı seviyede. Karşıdakini Son Keigo'da yukarı çıkartıyoruz. Yani yükseltiyoruz. Hani yüceltiyoruz konumunu. Buna Son Keigo deniliyor. Son Keigo bu. Karşıdakini yüceltme. Hani fiillerini daha çok hani o gitti derken mesela oradaki gitti fiili Son Keigo'da başka bir şey oluyor derken. İki, bu sefer Kenjogo var. Kenjogo'da arkadaşlar bakın gene bu sefer karşıdakini yüceltmiyorum ama kendimi alçaltıyorum. Yani kendi seviyemi aşağı çekiyorum. Buna da Kenjogo deniliyor. Kenjogo. 3 arkadaşlar. 3 bak ikisi de aynı seviyede. Yani ne karşıdakini yüceltiyorsunuz ne kendi değerinizi alçaltıyorsunuz. Onun karşısında. Buna tenego deniliyor. Yani bu şekilde konuşmaya. Tenego. Bu da kibar dil diyebiliriz. Kibar dil. Yani ne karşıdaki yüceltilir ne siz alçalırsınız. Buna da ki tenego deniliyor. Daha çok hani mesela masu çekimi. Nani o shimasu ka? Ne yapacaksınız? Watashi wa baskette boru şimas mesela basketbol oynayacağım mesela vesaire game şimas yani hem şiması kendim için de kullanabiliyorum hem karşıdaki kişi için de kullanabiliyorum ama bu diğer ikisinde çok daha farklı bir durum var kendini alçaltırken başka fiiller var onlara sonra değiniriz karşıdakini yüceltirken yani o yaptı derken patron yemek yedi derken başka bir fiil kullanacağız. Son Kego'da, Kenjogo'da pardon, yani kendimizi alçalttığımız durumda da mesela ben yedim dediğimiz zaman da yemek fiili de başka bir fiile dönüşecek. Gibi. Yani onun gibi ya mesela yapmak. Neyse anlatabilmişim de inşallah. Yani bu üçe ayrılıyor bu şekilde. Bir karşıdakinin değerini yükseltme, iki kendi değerinizi alçaltma. 3 eşit yani iki tarafta eşit. Buna da TNGO deniliyor. Yani KGO böyle 3'e ayrılıyor. Bu kadardı. Bu videoda anlatmak istedim. Bu kadar yani. Sonraki videolarda biraz daha detaya gideceğiz. Yani nasıl yapılıyor? Bunlarla ilgili notlar paylaşacağım. Neyse. Buraya kadar yatarak anlattığım için de kusura bakmayın. Salondan yatağı aldım mikseri. Sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.